Merhaba sevgili seyirciler, basının gündemi devam ediyor. Diyetisyen Tuna Gençer'le birlikteyiz. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Evet, şimdi yaz geldi artık nihayet. Zaten sizin de üzerinizdeki bu muhteşem kıyafetten, bu renklerden anlayabiliyoruz. Ve tabii ki yaz dediğimiz zaman özellikle kadınlar, tabii artık erkeklerde de var galiba bu, değil mi? Bir zayıflama moduna alıyoruz kendimizi. Yavaş yavaş havalar ısınmaya başlayınca o kendinden memnuniyetsizlik baş gösteriyor. Aynaya baktığınızda mutlaka herkeste bir kilo sorunu oluyor ama tabii yazla birlikte bu sorunu galiba daha çok takmaya çalışıyoruz. Kafamıza takmaya başlıyoruz. Özellikle size galiba yaz dönemlerinde danışıyorlar, değil mi? Şöyle, yaz dönemlerin başlangıcında aslında danışanlarımız başlar. Aslında bu yaza uygun bir şey olmaması gerekiyor. Yani her dönem sağlık için beslenmemiz gerektiğinden dolayı hani bu süreçte bizim sadece yazı baz almamamız gerekiyor ama yaz aylarında tabii ki dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bunlardan birisi su tüketimimiz. Hani su tüketimimiz, bununla birlikte besinlerin de biraz değişmesi. Bunlar bizim için önemli faktörler oluyor. Evet. Yazın peki kilo vermek daha mı kolay kışa göre? Şöyle, aslında birazcık sıcakların etkisiyle yine tabii ki su tüketimimiz azalıyor. Ama su tüketimi de arttırmamız gerektiği için günlük 2-3 litre kadar su tüketimi gerekiyor. Yani yaklaşık 10-15 bardak kadar. Yani kilo tabii ki daha hızlı verilebiliyor ama hani dediğim gibi su tüketimini arttıracağımız için bunu daha doğru bir şekilde yönlendirmek lazım. Hı hı. Su içmek galiba en zoru birçok insan için. Yani bir günü bir bardak suyla bile geçiren çok fazla insan var. O yüzden su içmek zor geliyor aslında. Yani aslında bunu biz saatlere bölersek ya da ne bileyim hani litrelik su şişeleriyle düşünürsek, yanımızda litrelik su şişeleri bulundursak bizim için daha kolay olur. Hani ne kadar su tükettiğimizi biliriz. Aynı şekilde besin tüketiminde de böyledir. Mesela gelen danışanlarım bana sürekli der, ya ben hiçbir şey yemiyorum fakat kilo alıyorum. Hı-hı. Aslında biz bunu kaydını tuttuğumuzda çok fazla tükettiğimizi görürüz. Yani alım abur cubur olmadan dediğimiz şeyleri mi çok yiyoruz yani? Abur cuburlar, trans yağ içeren özellikle abur cuburlar. Ufak tefek atıştırmalıkları hani gözümüz bazen görmüyor, kuru yemişler de olsa. Bunların birazcık dozunu kaçırabiliyoruz. Meyvelerin dozunu kaçırabiliyoruz. Her şey aslında beslenme de sınırlı. Yani bu sınırı doğru tuttuğumuz sürece hem kilo alımı gerçekleşir hem de kilo da hani bir sıkıntı yaşamayız. Sağlıklı bir beslenmek her zaman bizim için daha doğru olur. Evet, şimdi mesela bazı günler ben kendimden yola çıkacak olursam diyorum ki ya sadece bisküvi yedim bugün. Fazla bir şey yemedim diyorum. Ama sizin de dediğiniz kalorisi gibi yüksek. Öyleymiş, ben bunu yeni fark ettim. Hatta birkaç hafta önce öğrendim. Bisküvi dediğimiz şey o kadar aslında kilo yapan bir şeymiş ki. Ama bana çok masum geliyor. Şimdi baktığınızda bisküvin üstünde işte ne yazıyor? Buğdaylı. İşte içinde olsa bile 2-3 parça küçük bir çikolatası olabiliyor. Hani bir paket tükettiğinde sana o hiç gözüne gelmiyor. Diyorsun ki bir paket bisküvi yedim. Yani güzel, bugünü iyi kapattım. Fazla bir şey yemedim diyorsun aslında ama. Aslında sağlık açısından da zararlı oluyor. Dediğim gibi yani hani içerisindeki yağ artı şeker içeriği. Yani bunların hepsi bizi kısır döngüye sokuyor zaten. Hani siz az tükettiğinizi zannediyorsunuz ama onları da biz mesela bazen ödül olarak verebiliyoruz. Hiç tüketmeyin demiyoruz zaten. Tabii çocuklar hariç. Ben çocuklarda tüketimini istemiyorum. Bisküvileri mi özellikle? Tabii. Peki bu bebe bisküvileri, onlarda da herhalde bayağı bebe bisküvileri de sonuçta şeker içeriği olan besinler. Yani ben onlar yerine tüketilebilecek birçok besin var. Gıda takviyesi zaten kullanamıyoruz. Mamalarımız var. Maksimum anne sütü gelmediğinde kullanılabiliyoruz. Başka alternatif şeyler var. Onlar dışında hani bisküvi, böyle hani kalorisi yüksek besinleri yine tüketilmesini önermiyoruz. Peki, şimdi esas can alıcı soruyu soracağım. Zayıflamak niye bu kadar zor? Ya şöyle, aslında zayıflamak niye bu kadar zor demek yerine doğru beslenmeyi niye bu kadar güçleştiriyoruz desek daha iyi olacak. Çünkü hep beslenmedeki yanlışlardan kaynaklanıyor bizim zayıflamaktaki sıkıntımız. Aslında 6 öğün günlük beslenebilsek, hani doğru bir şekilde bunu yapsak, kendi kalorimizin üstüne çok çıkmasak ve doğru besinleri tercih etsek, su tüketimimiz de doğru olsa hani hiç bu tip problemler yaşanmıyor. Şimdi 6 öğün deyince izleyicilerimiz, ya 6 öğünde yemek mi yenir
diyeceklerdir muhtemelen ama bahsettiğiniz altı oyun, o her altı oyunda böyle inanılmaz ucu bucağı görünmeyen evet, sofralardan öyle bahsetmiyoruz değil, öyle değil mi? Aynen. Mesela ana oyunlarımız, 3 ana oyun, 3 ara oyun şeklinde yaparsak sıkıntı olmaz. Böylece karşı ikilerimizde de problemler yaşanmaz. Yani sıkıntı aslında şu, bizi abur cubur itenler de budur. Eğer öğünümüzü yeteren yani gerekli kalori de almazsak, kalorinin altına alırsak bu sefer hızlı bir enerjiye ihtiyacımız oluyor. Sonuçta beyin uyurken bile bir enerji harcıyoruz. Bütün o iç organlar çalışıyor. Ama uyandığımızda biz aynı şekilde o açlık süresinden sonra, uykudaki açlık süresinden sonra tekrar açlığımıza devam ettirirsek bu sefer biz de atıyorum 16 saatlik açlık diyetleri var. Ben evet, bunları evet, çok yanlış buluyorum. Evet. Duydum ben de geçtiğimiz günlerde bir haber bülteninde duydum hatta. Bu sayede hani çok hızlı kilo verilebildiği ve aynı zamanda bunun sağlıklı olduğu, hani kalp sağlığıydı sanıyorum. Kalp sağlığını desteklediği yönde, hatta kansere karşı bile mesela Çinlilerin aç kalarak kanserle mücadele ettiğini duydum. Ya çok popüler diyetler çok fazla şu anda ama her zaman dediğimiz gibi 6 öğün, 3 ana, 3 ara öğünle sağlıklı beslenmek ve kilo vermek mümkün. Biz bunu hep söylüyorum. 3 litre, 2,5 litre kadar suyumuzu da tükettiğimizde hani bunlara gerçekten gerek kalmıyor. Çünkü kan şekerimiz düşmüyor. Eğer kan şekerimiz düşerse siz hani dediniz ya aç bıraktım. O zaman bisküviden 2 tane değil de hani bir paketini tüketiyorsunuz. Zaten bu trans yağ içeriyor. O zaman ne oluyor? Damar tıkanıklıkları ve kalp hastalıkları işte o zaman başlıyor. Yani asıl açlıkla yapılan diyetler daha sakıncalıdır ve sonrasındaki bize de geri dönüşü daha hızlı bir kilo alımıdır. Hani bunu kiloyu da korumak adına daha böyle yavaş kilo verimi özellikle bizim tavsiyemizdir. Bize gelenler sürekli şunu ister, ben çok hızlı kilo vermek istiyorum. Evet, mesela ben bir haftada 10 kilo vermek isterim yani. yani tabii ki bunlar verilebilir ama bunlar verilmemelidir. Hep başında sağlık, çünkü belli hastalıklara yol açıyoruz, psikolojik hastalıklara yol açıyoruz, artı kalp rahatsızlıklarına yol açıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, siz atıyorum çok hızlı kilo verdiniz, safra kesesine taş oluşumuna kadar neden oluyor bu? Yani her şeyin başı yine sağlık, yine diyetten geçiyor ve diyetimizi yavaş yapmamızla geçiyor. Çok hızlı diyetler maalesef sakıncalı oluyor. Şok diyet diye mesela internette yine popüler diyetlerden bir evet. Birçok liste oluyor. Ben hiçbir zaman diyet yapabilen bir insan olmadım. Çünkü öyle bir istikrara sahip değilim yeme konusunda özellikle ama kendi kendime böyle taktiklerim olur en fazla. İşte su çok içmeye çalışırım vesaire ama bu şok diyeti yapan arkadaşlarım oldu. Ya da işte elma diyeti. Sabah elma, öğlen elma, akşam elma. Tek bir besinlemesi. Ve onlarda şeyi fark ettim ben böyle işte bir baş dönmesi, işte el ayak titremesi vesaire. Bu tarz şeyler var ama daha farklı böyle daha da acımasız diyetler de var değil mi? Tabii, bu şok tabii. Diyetlerin içerisinde. Yani zaten ve acımasız. İnsanların ulaşımı çok kolay, maalesef bu çok büyük sıkıntı. İnterneti açtığınızda hiç sanki böyle diyetisine gidilmemesi gerekiyormuş gibi oraya yazmışlar. İşte sabah şu, öğlen şu, akşam şu. Ama aslında herkesin özel olarak ayrı şekilde programlaması evet, kişiye gerekiyor. Kişiye özel diyet yapılması lazım. Maalesef bizim hani bu diyet işi sonuçta mutfağa girip yemek yapabiliyorum diyen herkes diyete karışmaya sebep buluyor kendine. Evet. Yalnız böyle de hani bu yanlış uygulamalarla da bize gelen var. Mesela diyor ki işte ben diyet uyguladım ama olmadı. Sonra çok kilo aldım. Nerede diyet uyguladınız? Hangi arkadaşımız size yardımcı oldu? Ben internetten baktım ya da ne bileyim cerrah verdi ya da akupunkturcum verdi ya da spora gitmiştim orada verdiler. Yani bunlar o kadar fazla ki. Ev hanımı ben diyeti biliyorum falanca kanalda şu diyeti söylediler. Ben onu uyguladım. Kilo verdim, kilo aldım ve şu anda ne bileyim kolesterol hastasıyım. Şekeri sınırda gidiyor. O sınırdayken dedikleri diyeti uyguluyor. Meyveyle ilgili diyetler uyguluyorlar özellikle. Bu sefer şeker uçup gidiyor ve şeker hastası olarak gelenler olabiliyor. Yani daha gerçekten büyük hastalıklara sebep oluyor. Tabii yani. Ki daha büyük hastalıklara sebep oluyor. O yüzden diyetisyenlere yönlendirme yapılması lazım. Çünkü bilmeden öneriyorlar. Atıyorum D vitamini veriyor.
Hani kişinin D vitamini eksikliği var mı? Bir diyetisyen çıkıp ya da bir sağlıkçı çıkıp söylemiş, D vitamini eksikliğinde kilo verilmesi zorlaşır. Evet, doğru, zorlaşır. Eksiklik varsa zorlaşır. Ama D vitamini takviyesine ihtiyacı olmayan bir insana bu verildiğinde maalesef kalp hastalıklarına sebep olur. Tabii orada ya da demir eksikliği. Diyor ki mesela o kişi ya da işte danışan, evet ben veremiyorum, kesin bende D vitamini eksikliği var deyip kendi kendine teşhisi koyuyor ve çözümünü bulmaya çalışıyor. Ya da bu sporculardan da bunlar olabiliyor. Hani sizde D vitamini eksikliği var. Hani biz yanında bir ürün verelim size gibi şeyler olabiliyor. Ondan sonra kafadan bir D vitamini maalesef çıkışı oluyor. O da sonucu ne olduğu bilinmez bir şekilde gidiyor. Evet, tabii bu arada biz Türk milleti olarak asla spor yapmıyoruz. Yani. Sosyalleşmek olarak mesela spor salonuna giden yüzlerce kişi tanıyorum ben. Spor salonuna gitmeyi ya da spor yapmayı artık sosyal, ya aslında bu iyi bir şey değil mi? Evet. Yani sosyal anlamda, sosyalleşmek anlamında evet iyi, ama oraya gittikleri zaman bir 10 dakika yürüyüş bandında yürüyüp daha sonrasında sohbete dalanlar var yani. Spor yapmıyorlar baktığınızda. Gerçek anlamda spor yapabilen ya da yapıyor olan çok az kişi var. Ama diyet ve spor da bir arada gitmezse galiba çok yani, da ortaya böyle hani o istenilen sonuç vardır ya, herkesin daha fit bir görüntü, daha fit görüntü, işte hep resimlerini görürüz o insanların, o bacaklar, bel şu kadar falan oluyor. Bunun olabilmesi için sadece diyet değil ya da sadece spor değil. Sadece spor ya da sadece diyet değil ya da ikisi de birlikte olmadığı durumlar da var. Mesela bacaklarıyla ilgili sıkıntısı var, spor yapamıyor. Buna biz diyet vermek zorundayız. Ya da bazı bacak ameliyatlarından kaynaklanan sebeple spor yapamayarak zaten geliyor. Bizim hızlı bir şekilde kilo verdirmemiz, ameliyata hazırlamamız gerekiyor bu kişiyi. Yani diyeti sadece görsellik olarak düşünmemek lazım. Her zaman sporu da destekleyemeyebiliyoruz bununla birlikte. Ama tabii dediğiniz gibi sosyalleşmek adına, sağlıklı bir yaşam adına spor önerilmeli. Fakat bu sporu yaparken hani çok kuvvetli sporlara tabii ki ben lüzum görmüyorum. Tabii ki bir sporcu beslenmesi ayrıdır. Ama sizin benim gibi kişilerde çok yani hani gerek duymuyorum açıkçası. Ne yapabiliriz? 45 dakika, hatta günlük 30 dakika ile başlarız. Böyle ritimli yürüyüşler, yanında da bir su, yani böyle küçük 250 cc'lik bir su alırsınız. Yavaş yavaş yudumlaya yudumlaya o 30 dakika ya da 45 dakika süresince suyu bitirerek gidersiniz, ama nefes nefese kalmadan, yanınızdaki biriyle yine konuşarak fakat durmadan. Hani o da sesinizi ve nefesinizi kesmeyecek şekilde bir spor uygulayabilirsiniz. Ritimli bir yürüyüş olabilir bu. Onun dışında 20 dakikalık bir yüzme olabilir. Ki yaz döneminde herkes şu anda tatilde. Bayram süreciyle de tatile girecekler. Orada da hani gerekli bir diyet önerisi verilmesi gerekir. Tatilde orada da yine spora devam edilmesi gerekir. Yapılır diyeceğim şimdi. Yani tabii tatilde iki anlayış var. Eve gidip yazlık ortamında tatile gidenler var. Bir de her şey dahilin olduğu tatiller var. Orası en tehlikelisi. Yazlık deyince direkt böyle kızartma geliyor benim. Yani yine tüketilebilir. Belli bir yaşta, belli bir yaşa kadar. Tabii ki ben her şeyi kısıtlayan bir diyetisyen değilim. Hiçbir şey olmayacak, yenilmeyecek, kesinlikle yasak demiyorum. Ama belli bir sürece kadar tamam yapılmalı ve sağlık süreci içerisinde de hani dikkat edilerek gitmeli. Evet. Şimdi diğer taraftan su içsem kilo alıyorum diyen birçok kişi var. Eminim ben bizi izleyen izleyicilerimiz de bundan yakınıyordur. Gerçekten de bazen hani su içtiğiniz zaman kendinizi o kadar dolmuş taşmış hissediyorsunuz ki ve bakıyorsunuz o karın çıkmış. Sadece su içtim diyorsunuz. Yani nasıl olur bu? Bir bardak suyla ben nasıl böyle şişkin görünebilirim? Nasıl bu hale geldim? Bunu ben de zaman zaman yaşıyorum. Acaba bunun sebebi nedir? Tabii bu kilo alımına sebep olacak bir şey değil ama insanlar öyle hissediyor galiba. İşte bu su içsem yarıyor diyen kesim. Şimdi şöyle, aslında su içsek yaramıyor. Belli bir rahatsızlık varsa kişide metabolik sendromdan kaynaklanan bir takım rahatsızlıklar oluyor ya da daha farklı rahatsızlıklar olabiliyor. Artı beslenme şeklini hani çok az tükettim diyor ama hızlı yiyor. Mesela hızlı yediğimizde midemizde hidrokalorik asit artıyor. Artışıyla yemediğiniz dakikada o hala salınımı devam ediyor ve siz açlık hissediyorsunuz. Açlık hissettiğinizde dediğim gibi kan şekeriniz düşüyor. Bu sefer gıdaya hızlıca saldırıldığı zaman o zaman ne oluyor? Biz ne yediğimizi bilmiyoruz. Ne yediğimizi bilmediğimizden dolayı su içsem yarıyor diye düşünüyoruz.
Ama onun dışında dediğim gibi belli rahatsızlıklar da tabii ki olabilir. Özellikle bayanlarda belli dönemlerde ödem sorunu yaşıyoruz. Bu ödem sorununa bağlı, kabızlık sorununa bağlı. Bunlar gözlemlenebiliyor. Tabii ki bunların yine gıdalarla önüne geçilebiliyor. İşte ne bileyim hani sabahleyin bir ılık su. Probiyotikler şu an çok yeni hayatımızda giren bir şey oldu. Yani herkes de öneriyorlar. Siz öneriyor musunuz? Tabii hemen ki. Hemen herkesin kullanması mı gerekiyor probiyotik? Şöyle, tam benim test konuma denk geldiniz. Güzel oldu. Şimdi şöyle, kullanılmasını bazı koşullarda öneriyoruz ama hani denildiği gibi yok işte şu herkesin hastalığa falanca filanca iyi geliyor. Yok böyle bir şeyi yok. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında bile hani kullanılabiliyor. Gerçekten hani bazı durumlarda iyi olabiliyor. Fakat siz atıyorum belli bir probiyotiği kullandınız. Bir hafta kullandınız. Daha sonra sizde çok biyo yararlı olmaz hale geliyor. Hani bunun da içeriğini, sonuçta bunlar mikroorganizmalarla sağlanıyor. Bunun da içeriğini değiştirerek gitmek gerekiyor. Şimdi benim bahsettiğim eczaneden alınan şu sıvı haldeki minik kapsüller. Ve bunu işte baktığınızda tabii ki bu bir pazarlama stratejisidir. Bilmem kaç bin tane mikroorganizma var onun içerisinde. Tabii ki ama sürekli aynısını alırsanız hep aynı mikroorganizmayı almış oluyorsunuz. Sürekli aynı şeyi almış oluyorsunuz ama bunu değiştirirseniz, ya bunu illa hani dışarıdaki eczanedeki ürünlerle sağlamaya gerek yok. Her şey gıdadan geçiyor zaten. Kefir. Beslenmeyle geçiyor. Kefir var, yoğurt galiba var. Yani birçok şey var. Birçok şeyden yoğurt alıyoruz. Yoğurt da ev yoğurdu ama değil ev mi? Ev yoğurdu tabii. Yani yine diğerlerinde de var ama ev yoğurdundan yapılan, hani direkt sağlıklı bir süt bulabilirsek ondan aldığımız probiyotikler daha fazla. Ama eğer hani hazır sütten yapıyorsak daha da azalıyor. Hani bu ortamın mayasıyla oluşuyorsa daha da azalıyor. Orta mayasıyla daha da çoğalıyor. Ama hani ne kadar sanal şey kullanırsak, organik olmayan şeyi tüketirsek o kadar aslında bizim için daha organiğe yararsız hale. Organiğe ulaşmak da çok zor ama şu evet, anda maalesef daha zor. Hani bildiğimiz gıdaya ulaşmak daha zor. Bildiğimiz gıda diyoruz bu sefer fenli gübre kullanıyoruz. Hani yine yok alanı yani, daraltıyoruz. Yani çok zor. Evet. Ben ülkemizde kefire gereken önemin verilmediğini düşünüyorum. Ben de. Kefirin gerçek anlamda böyle vazgeçilmemesi gereken bir şey olduğunu söylemek isterseniz hangi cümleyle bunu ifade edersiniz? Yani sürekli tüketimi bir gıdanın hiçbir zaman önermiyorum. Birincisi bu. Ama kefir yani bir defa sindirimimizi kolaylaştırıyor. İkincisi kalsiyum içeriğini ondan alabiliyoruz. Yani hani bizi her bakımdan destekliyor. Mesela ara öğünlerde tüketebiliriz kefiri. Yanına bir meyve porsiyonuyla açlık şekerimizi bununla düzenleyebiliriz. Yani her şekilde kullanabiliriz. Yemeklerde kullanabiliriz. Ayran gibi de yapabiliriz. Ayran gibi de tüketebiliriz. Ben mesela oğluma bu şekilde alıştırdım. Ayran gibi tüketimini alıştırdım. Anne der hani ben canım kefir istedi der. Abur cubur istemez. Hani kendi öğretmenlerim yok hiç tadını şu anda bilmiyor. Hani bu benim küçük bir yalanımdır. Zamanında hani belki denemek isterler. Pekmezi oğluma içirdim. Kola bu dedim. Kola şişesine koyup ama çok yoğun pekmez koydum içerisine. Hani yoğunu biz de içemeyiz. Normalde pekmez tüketiyor. Ama çok yoğun olursa içimizi bayar. Yapamayız. Tüketemeyiz. Onu kola olarak bilir. Güzel şu anda da herhalde gerçekten artık bunu öğrendi. Yani ama zararlı. Yani çikolata tüketmez, sevmez. Çikolatayı sevmez oğlum. Aslında çocuğu başına nasıl alıştırırsak. Evet, nasıl alıştırırsak obezite o yüzden çocuklarda hani anne baba ne tüketirse inanın çocuk da o şekilde gidiyor. Bu doğru bir ama anlayış. Ama bunu çok net gözlemleyebiliyorsunuz zaten. Bir aileye tabii bakıyorsunuz. Yani ailede de mutlaka ki bir kilo problemi oluyor. Eğer çocukta varsa onu gözlemliyorsunuz. Bunun genetik yatkınlıkları da var ama tabii bunun önüne geçmek için yani özellikle annelerin elinden geçiyor bu. Yani eve tüketilecek şeylere çok dikkat etmeleri lazım. Abur cubur tüketilmemesi lazım. Bir defa anne abur cubur tüketiyorsa o çocuk da onu görüyor. Tabii ki isteyecek. Yanlış gelmeyecek ona. Bir de zaten artık birçok internette şey var değil mi? Tarif var. Tabii, mesela cipse maalesef kadar ya evde kendiniz cips yapabiliyorsunuz. Onlar yararlı tarifler. Kurabiye yapabiliyorsunuz. Un kullanmadan yapılan pastalar, hı-hı, kurabiyeler var. Hani evet, çocuklar için o kadar fazla seçenek var ki ama tabii ki en basitine kaçıyoruz. Biz gidip marketten bir torba dolusu işte cips, bisküvi, şu bu her şeyi alıp çocuğun önüne koyuyorsunuz. Çocuk televizyonun karşısında ya da bilgisayarın karşısında sabahtan akşama kadar oturuyor ve obezite bir nesil geliyor galiba. Tabii ki obezite bir nesil geliyor.
oluyor. Dediğiniz gibi sürekli televizyonun karşısında oturmasından kaynaklanan, sürekli ellerinde tablet, telefon olmasından kaynaklanan sebeplerle obeziteye biz yani öncülük yapmış oluyoruz bu şekilde. Fakat hani bunun önüne nasıl geçeriz? Yani daha çok obezitenin önüne geçmek için ailelere bir beslenmeyle ilgili gereksinimleri çocuğun anlatmamız gerekiyor. Hı hı. Kendimiz dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi çocukların süt tüketimi çok önemlidir. Üçüncüsü mesela şekerli gıdalar vermek yerine çocuğa şöyle basit bir tarif verebiliriz. Ne yapabiliriz? Kayısı, incir, içerisine biraz pekmez. Çünkü bu dönemlerde demir eksikliği de çok oluyor çocuklarda. Bunu da önlemek adına. Ne bileyim portakalı tüketmiyorsa, meyveyi tüketmiyorsa, meyvenin suyunu çok önermiyoruz ama portakal suyu yanına tüketerek demir eksikliğini de böyle içerisine mesela bir kaşık pekmez koyarak demir eksikliğini de önüne geçebiliriz. Ve tatlı alışını değiştirebiliriz. Yani illa tatlı besinlerden değil ve kolay atıştırmalıklar hazırlayarak evde. Çok kısa sürüyor. 2 dakikada pekmez, işte ne bileyim incir, kayısı, karıştırıp bir tatlı oluşturuyorsunuz. 2 kaşık yese çocuk zaten bundan canı tatlı istemez. Tatlı isteğini böyle önüne geçebiliriz. Onun dışında okul beslenmesinde birçok okulda bunu duyuyorum. Ben okullara da eğitime gidiyorum. Devlet okullarına da gidiyorum. Sağlıklı beslenme adına çok güzel yapılan oluşumlar var. Bunlarda mesela bizim anlattığımız konular şu. İşte çocukların bir abur cubura kaymaması için neler yapılması gerektiği. 2, hep söylüyoruz su tüketimi nasıl olması gerektiği. 3, aileye düşenler. Bu üçü çok önemli. Bu üçünün yanı sıra biz de yani yine diyetisyenler olarak sürekli bunu söylüyoruz. Bizim verdiğimiz diyetler, ben çocuklara genelde diyet çıkılması taraftarı değilim. Hı hı. Sağlıklı beslenmenin anlatılması taraftarıyım. Buradan da onlara da bir yardım gitmiş oluyor. Verdiğimiz ürünlerde kalorisi çok düşük ürünler zaten veremiyoruz. Enerji harcıyorlar. Enerji harcamalarını, hatta böyle hızlı enerji, bu dediğim tarif gibi hızlı enerji yakmalarını sağlayan şeyler de daha güzel oluyor. Bu sefer tabletin başından kalkmalarını sağlıyor. Hı. Oyuna yöneliyorlar. Yerinde çünkü enerjilerini evet bir şekilde yakmaları gerekiyor. Ve sağlıklı besleniyorlar, şekere de yönelmiyorlar. Hı. Yani basit şekerlere yönelmiyorlar. Çocuk diyecek ki hani ben aşağı inip basketbol oynamak istiyorum. Tabii çünkü ki. Atması gerekecek o. Ve yani. Hani çocuklarımızı yönlendirelim buna zaten. Yani dışarıya çıksın çocuk. Hani başına durmak bu kadar diğer zor türlü, değil. Sürekli oturmaları, televizyon izlemeleri ya da bilgisayar oyunu oynamaları da o zaman yiyecekleriyle doğrudan bağlantılı. Çok ağır bir şey yiyor mesela. Çocuk zaten fark yerinden etmiyor. Kalkamıyor. Fark etmiyor. O zaman fark etmiyor. Şimdi şöyle ufak atıştırmalıklar daha hızlı gidiyor. Hı hı. Ve genelde farkındaysanız paket ürünlerin içerisinde daha ufak atıştırmalıklar vardır. Bunları fark etmiyor çocuk. Alıyor bir tane oynamaya devam ediyor. Alıyor bir tane oynamaya devam ediyor. Bu sefer çocuk tabii ki obeziteye gidiyor. Bir de genetik yatkınlık varsa dedik. Varsa. Daha maalesef. Tabii bebeklikten artıyor. İtibaren de ailelerin bu anlamda gıda çocuğa takviye, gıda takviyesi anlamında yaptıkları birçok yanlış var galiba. Çünkü artık bebekler de bakıyorsunuz obezleşmiş durumda ama ailelerde şöyle bir savunma oluyor. O büyüyor, büyümesi gerekiyor ve bunları yemesi gerekiyor. Ama o çocuğun ağzından, burnundan o yemek geri taşıyor. Evet. O ağzından geri alıp geri sokuyorlar yani. Hayır, bunu yemesi gerekiyor, büyümesi gerekiyor. Gelişim çağında işte beyni gelişecek. Şu anda kilo alması gerekiyor bu çocuğun büyüdüğü için gibi. Hep bunu duyuyoruz galiba. Herkes yakın çevresinden bunu çok iyi biliyordur. Evet. Şimdi şöyle, tabii ki özellikle hani bebeklerde başlayalım. Anne sütü gelmeyince mama veriliyor. Ama mamanın ölçüleri var. Hani bunların aşılmaması lazım. Bebeğin daha kilolu, daha sevimli görünmesi adına bile daha çok mamayı artık basmak diyorum. Mamayı basan anneler var. Ben hani burnunu sıkıp nefes alamadığı için çocuk öyle. Ağzını açıyor. Ağzını ve açıyor ve yemek veriyorlar. Evet, aynen. O da artık 6. aydan sonra ek gıdaya geçildiğinde. Tabii biz mesela anne sütüyle beslesek bile sağlıklı bir şekilde bebek besleniyor. Ama 6. aydan itibaren ek gıdaya geçmesi lazım. Çünkü damağın ve çenenin artık yemek alımına alışması gerekiyor. Buna alışmazsa bu sefer bebek sütle beslenmeye devam ederse, anne sütü bile olsa bu sefer gelişme geriliği evet oluyor. Yani anne sütü de muhakkak bu ek gıda anne sütüne destekleyici olması gerekiyor. Anne sütü almayan bebekten gidersek de hem mama hem ek gıda bebek şişiriyor. Ek gıdayı zaten dediğiniz gibi burnunu kapatıp yedirmeye çalışıyor. Bebek kusuyor. Tıkanmalar da oluyor zaten. Bebek için de bu çok trajik bir olay. Daha sonrasında zaten hani bunu yapan annelerden ya bebek sonrasında
büyüdüğünde ya çok açlığa gidiyor ya obeziteye gidiyor. Hmm. Maalesef bunlar travmatik bir durum yaratıyor bir durum. Bu. Tabii ki. Bunlar da yine beslenmede sıkıntılara yol açıyor. İşte şöyle deniliyor. Yesin ileride zaten boyuna gider ama o boya her zaman böyle gitmiyor. Olmuyor. Eğer evet tam tersi daha çocuk yani bebek küçükken siz onu obezite haline getirirseniz büyüdüğünde de o açlık hissi bebeğin devam ediyor. Yani belli bir alışkanlık sürecine dönüyor aslında. Siz bu süreçte bir çocuğu büyütürseniz o zaman hani yer çekimi var sonuçta. Yani çocuk obezite olursa uzaması zaten zorlaşıyor. Zorlaşıyor evet. Evet sosyal anlamda. Orada da güzel sporlara yönlendirmek lazım. Yani çocuğu, yüzme gibi evet. Hani böyle ağır sporlar değil. Bazı aileler maalesef ağır sporlara da yönlendirebiliyor. Yani çocuğun orada taşıyabileceği. Ne bileyim yüzme gibi olabilir. Belli bir yaştan sonra basketbol olabilir. Hani bu tip sporlara yönlendirilmesi lazım. Evet. Bu arada yönetmenimiz soruyor karate olur mu diye kendi olabilir. Evet. oğlu var. Küçük karateye evet, gidiyor. Evet. O da enerjisini atması gerekiyor çünkü bayağı kaç yaş aralığında bir çocuğumuz. 7 yaşında kendisi. Olabilir evet. Evet. Gayet güzel. Ben de oğlumu yönlendireceğim. evet. Şimdi tatlı krizlerimiz olur. Genelde kadınların olur ama belki erkeklerin de oluyordur. Bilmiyorum ben hani hiç çevremdeki erkeklere bunu sorma gereği duymadım sizin de tatlı kriziniz oluyor mu diye ama bu tatlı krizi geldiği zaman gerçekten durdurulamıyor. Ve benim çevremde ya da bende de işte görüyoruz. Onu yemeden rahat edemiyorsun yani. Ama bunu başka hiçbir şekilde de yerine koyabileceğim bir şey yok. İşte kayısı yiyeyim de kendimi frenleyeyim diye bir şey olmuyor. Yani o tatlı yenilecek. Bu tatlı krizlerini nasıl çözebiliriz ve neden kaynaklanıyor? Şimdi birkaç yöntemi var. Eğer biz biraz önce söylediğim gibi 6 öğün beslenirsek, gerekli enerjiyi alırsak tatlı tüketimimiz en aza iner. Canımız zaten istemeyecek. Canımız zaten isteyemiyor. Çünkü siz zaten toksunuz. Gözünüz aç değil. Yine de canınız istedi. Bu sefer ikinci aşama olarak su tüketimimize dikkat etmemiz lazım. Su tüketimi de bunun azalmasına sebep olacak. Üçüncü bir aşama olarak, üçüncü bir önlem olarak diyeceğiz ki biz bu ikisinin yanında meyveleri önereceğiz. Bu da işe yaramadı. Bu sefer dediğim sağlıklı atıştırmalıklar kendimiz evde hazırlayacağız. Yoğun şeker içeriğini hissedeceğimiz atıştırmalıklar hazırlayacağız. Onlardan zaten bir iki kaşık aldığımızda ne diyetimiz bozulacak ne de sağlıksız atıştırmalık alacağız. Şimdi yine de canımız çekti. Ben çikolatalı pasta diyorum. Siz tahin pekmez diyorsunuz değil mi? Yine de canımız çekti. Tabii ki bunların da belli sınırı var. Hani ben alın bir pasta yiyin diyemeyeceğim tabii ki ama ince bir dilim şeklinde. Benden onu beklemeyin. İnce bir dilim şeklinde. Eğer siz bu diyete zaten uyarsanız o tatlıyı canınız, ben her danışanımdan bunu görüyorum. Hocam canım istemiyor diyor. Canım eskiden tatlı isterdim diyor. Canım tatlı istemiyor diyor. Ve artı şöyle bir şey oluyor sağlıklı beslenmeye alışan kişilerde. Sigara istekleri de bitiyor. Hani böyle bir şey de var. Tabii ki. Yani çünkü ben diyor bunu alamadım diyor. Yemekten sonra sigara tüketiyordum diyor. O hızlı ve sert yiyiş değiştiği için şimdi canım sigarayı da istemiyor diyor. Kahve tüketimim de sınırlı diyor. Kalp çarpıntım da azaldı hocam diyor. Yani her şey aslında öğünlere de bağlı. Ve siz yine canınız pasta istedi diyorsunuz. Pasta isteyene tabii ki yiyebilir. Bir dilim pastanın, iki dilim baklavanın bir zararı olmuyor. Siz zaten sağlıklı yaşama kafanıza koyduğunuzda vicdan azabı da çekiyorsunuz aslında. Ya ben bunu yemeyeyim ya, bunu yiyene kadar ben bu kadar sağlıklı yok yaşama önemseyen... Yok valla hiç vicdan azabı olmuyor açıkçası ben. Ama dediğim gibi yaparsanız bunu hissedeceksiniz yani. evet. Peki psikolojik olarak da kilo alımı oluyor değil mi? Yani... Depresyonda olan insanların bazen az yer, bazen çok yer. Evet, mesela ben eğer sıkıntılıysam asla ağzıma bir lokma koyamam ama mesela benim kuzenlerim onlar sıkıntılı bir durum yaşadıkları zaman yemeğe yönelirler. Ama psikolojiyle direkt doğru orantılı galiba. Tabii ki psikolojiyle doğru orantılı. Artı ilaç kullanımıyla da psikolojik bir takım ilaç kullanımlarıyla da doğru orantılı. Bazıları kilo aldırırken bazıları kilo kaybını sağlıyor. Ama hani ufak tefek böyle kısa dönemli psikolojik sıkıntılar çekildiğinde ne yapmak lazım? Yine kalorisi düşük besinleri tüketmeye çalışmak lazım. Yine organik gıdalardan tüketmeye çalışmak lazım. Buzdolabını o dönemlerde daha az boş bırakmak lazım. Yani daha sıklıkla boş bırakmak lazım. Daha az kalorili besinleri içerisinde bulundurmak lazım. Daha çok hani oturmamamız gereken dönemler. Kendimizi zaten bırakırsak bu sefer yine gıdaya yöneliyoruz.
daha dışarıdaki aktivitelere yöneltmek lazım. Hem bu sayede zayıflamamızı sağlarken ayrıca kilo alımını da bir şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi ilaç alımı demişken piyasada o kadar fazla kilo verdirmeye insanları ikna etmeye çalışan işte ilaç firmaları var ki bu ilacı kullanırsanız işte garanti veriyoruz biz 3 ayda 5 kilo vereceksiniz vesaire vesaire. Diğer taraftan da kilo almaya çalışanlar da var ve onlar için de mesela ilaçlar var. Bu ilaçları kullanırsanız işte kilo alabilirsiniz. Oraya bir fotoğraf koymuş, kaslı bir adam duruyor. O ilacı kullanmış, keşke kaslanmış. Fotoğraflardaki gibi olsa yani. Yani öyle kolay olmuyor. Şimdi ilaç kullanımında da dediğiniz gibi hani birçok reklam var. Ama gerçekten reklamlardaki gibi sonuçlar almayan kişiler var. Ve ben hani ilaç kullanımından önce her zaman besinden her şeyi beklemelerini isterim. Yani sağlıklı bir beslenme yapmalarını isterim. İlaç kullanımı sonucunda tiroid hastalıkları olabiliyor. Şeker hastalıklarına sebep olabiliyor. Kısa sürede bazı ilaçların ölüm tabii ki ölüm sebepleri artık yani hani bunlar mesela diyorlar ki onaylı ilaçlar var. Bir bakıyoruz daha sonrasında o onaylı ilaçların sağlık sorunlarını yarattığını görüyoruz. Ölümlere neden olduğunu görüyoruz. Hani en ufak şekilde söyleyeyim cilt lekelenmelerine bile neden olabiliyor. Yani çok ufak şeyler ve sizi kendinizden soğutuyor. Sizi kendinizden soğuttuğu gibi bir de daha sonrasında hızlı kilo almanıza sebep oluyor. Maddi olarak da sizden zaten belli bir bayağı bir ücret alıyorlar o ilaçlara ulaşmak için. Hem cebinizden bayağı para gidiyor ki normal şartlarda evinizde ya da bir markete pazara gidip de atıyorum bir sebze meyve alıp da bir diyete başlayabilsek. Aslında daha hızlı kilo veriyorsunuz o şekilde. Ve yani şimdi pazara manava gitmek bir sporunuzu yaptırdı size. Onu hazırladınız, tekrar bir aktivite yaptırdı size. Hazırlarken kokuyla doydunuz, yine bir doyum sağladınız. Çünkü burun doyum hissini sağladı. Ağızda bir yağ salgılandı. Hani bir şekilde orada da bir tokluk hissiniz başlıyor. Artık sofraya oturuyorsunuz, artık yorgunluğun da verdiği şekilde birazcık daha yemeğe de geç ulaştığınız için ve çok sıklıkla da ulaşamadığınız için yavaşlıyorsunuz. Lokmaları da küçültmemiz gerekiyor artı bu sayede, bu sırada. Sonrasında size ne oluyor? O daha hızlı bir zayıflama sağlanıyor. Ama siz bunu artı bir takviyeyle sağlıyorsanız, o size zaten hızlı bir şekilde ulaştığınız için onu bıraktığınız anda hızlı bir dönüş oluyor. Atıyorum 5 kilo verdiniz. Bunu diyetle sağlıklı bir şekilde de yapılabilir. Kişiden kişiye ve kilosundan yaşına göre değişiyor tabii bu oran. Ama siz bunu ek gıdayla sağladığınızda tabii ki size dönüşü çok hızlı oluyor. O yüzden ilaçlarla sağladığınızda uzak diyeyim, durmamız gerekiyor. Kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Ama bu balık yağları falan oluyor işte omega 3'ler. Bunların da diyetlerin yanında kullanılması gerektiğini söyleyenler de var. Ben artı süplementlerin kullanılmasını çok önermiyorum. Neyi gerektiğini vücudumuzun, tabii ki biz şöyle bir şey oluyor. Diyete çağırırken kişileri kan tahlili istiyoruz. Bunlara bakıyoruz, nerede eksik var, bir rahatsızlığı var mı? Sonuçta danışan hani kendisi de unutup söyleyemeyebiliyor. Hani söylemek istemeyebiliyor bazı durumlarda. Biz bunlara bakıyoruz, kan tahlillerinde buna gerek varsa, doktora, hekimi de öneriyorsa, o zaman tamam diyoruz ama onun dışında her şey gıdadan alınmasını öneriyoruz. Evet. Peki katı sıvı ayrımı diye bir şey çıktı yeni. Yani popüler diyetler. Evet, yemek yiyorken bizim baktığımızda kültürümüzde şu vardır. Önce çorba içilir. Daha sonra yemeğe geçilir. Daha sonra tatlı yenir. O tatlı hani çok da olmazsa olmaz diye bir şey değil ama çorba mutlaka olur yemeklerde. Çorba içmeden mesela aile büyüklerimiz için yumuşamayacağını söylerler. Önce bir için yumuşasın. Aslında çorba sindirimi iç de sağlıyor. Evet. Ama mesela şu anda işte sizin de ifade ettiğiniz gibi popüler diyetlerde katı sıvı ayrımı yapılması gerekiyor deniliyor. Yani ne demek oluyor bu? Yemek yiyorsan yanında çorba, su vesaire hiçbir şey içmeyeceksin. Çorba içiyorsan da yemek yemeyeceksin. Yani sıvı bir şey tüketiyorsan da yanında katı bir şey tüketmeyeceksin deniliyor. Yok böyle bir şey hani ben çok uygun görmüyorum. Ben mesela hani diyetimde çorbanın da yerini ayrı tutmuyorum. Bir öğüne hem çorba hem
katı gıdayı verebiliyorum. Çorba zaten sindirimi de kolaylaştırmış oluyor. Artı toplu kinsini de bir bakıma sağlamış oluyor. Ama atıyorum zayıf bir bireyde ben çorbayla da menüye başlamasını önermiyorum. Hani onlarda da mesela yapabileceğimiz ne oluyor? Hani katı gıdalara daha çok yöneltebiliyoruz. Suyu yemekten sonra içmesini istiyoruz. Zayıf bünyelerde. Zayıf, yani daha zayıf kişilerde. Düşük kilolu kişilerde. Şimdi hani onlarda da çorbayla başlayın diyemeyiz. Yani kişiden kişiye zaten göre çorba içtiği zaman değişir. Öyle kişiler herhalde direkt doyup kalkar. Tabii ki doyum oluyor. Ama mesela yemeğini yedi, üstüne çorbasını içmesini öneririm. Bir kaşık habire arttırarak her menüde bir kaşık daha fazla tüketiminizi sağlayın derim. İşte onlara tatlı gıdalara yöneltirim. Tatlı gıdalar ne olur? Sütlü tatlılar, masum tatlılar olabilir. Hani yine bizim için de aynı şey geçerli. Kilo alımında mesela pasta yerine sütlü tatlıları önerebiliriz. Bu şekilde. Hı hı. Ama yine tabii dışarıdan aldığımız sütlü tatlılardansa evde kendimizin yaptığı sütlü daha tatlılar. Yani şeker oranını en azından belirleyebiliyorsunuz. Ya da şeker yerine kullanabileceğiniz meyveyi belirleyebiliyorsunuz. Yani bu daha iyi. Şeker yerine atıyorum mesela pekmez örneğini vermiştik. Kullanılabilir mi? Yani pekmez. Tabii ki renk açısından değişik yani olabilir tabii ama kullanmamamız tat açısından daha güzel olabilir. Ama şöyle mesela pudingi evinizde oluşturabilirsiniz. Bir muzlu pudingi evinizde oluşturabilirsiniz. Çocuğunuza ne bileyim güzel süt mesela çocuklarda bazen süt tüketimi zor oluyor. Bunu muzlu süt şekline çevirebilirsiniz. Üstüne birazcık fındık ya da ceviz ekleyebilirsiniz bunları tüketmiyorsa. Daha böyle çocuğun sevebileceği hale getirebilirsiniz. Ya da ne bileyim büyüklerde de süt tüketimi bazen çok zor oluyor. Geçmişten gelen sıkıntılar, çocukluklarından gelen sıkıntılarla tüketmek istemeyebiliyorlar. Ben birçok tüketmeyen danışanıma hani tüketmesini sağladım. Bunları lezzetlendirmek elimizde. Yani o tatlıları da dediğim gibi pudingi, muzlu puding haline getirebiliriz. Evet, aslında çok basit her şey değil mi? Evet, her yani şey çok basit. Yani doğada her şey mevcut. O zaten o bahsedilen ilaçlar da sonuçta bir şekilde doğadan elde ediliyor birçoğu. Aslında tabii ki kimyasallar giriyor içerisine. Fazla ama, maalesef sağlığı bozuyor yüzden. Evet, yani çok basit, çok kolay teknikler var. Sağlıklı olabilmemiz evet. için spor tabii ki bunun yanında çok önemli. Kesinlikle. Su içmek çok önemli dedik. 2,5-3 litreye yakın değil mi su içilmesi? Evet, özellikle gerekiyor. Yaz döneminde. Hı hı. Bunu birazcık besinlerle de destekleyebiliriz. Mesela hem tokluğumuzu sağlarken bir ara öğünde salatalık tüketimi, evet. su oranı yüksek, biber tüketimi, su oranı yüksek ve ayrıca bunlarda C vitamini de yüksek. Cildimiz de desteklemiş oluyor. Mesela şeftali. Şeftali direkt cilt lekelerinde çözümlere ulaşmamızı sağlıyor. Gayet iyi bir besin. Atıyorum karpuz tüketilebilir ama tabii yani şu ölçülerimiz şu. Ben el ölçüsüyle her zaman danışanlarıma vermeyi yeğlerim. Çünkü hani biz gramla verdiğimizde bu sefer hocam ben dışarıdayım. Ne yapayım şu kadar gram oldu. Bu gramı ben nasıl söyleyeceğim? Bu gibi sıkıntılar oluşuyor. Tabii. Ben diyorum ki her zaman el ölçülerimiz vardır. Atıyorum bir karpuz için parmak kalınlığında 2 dilim kadar yediğinde hem oradaki sıvı gereksinimini sağlamış olacak yazın. Yanına 2,5-3 litre su içtiğinde de sıkıntı oluşmayacak. Özellikle yaşlılarda çocuklarda hani hepimizde aslında sıvı tüketimi özellikle bu aylarda çok önemli. Tabii tatilde de bunu yapmak belki zorlaşabilir ama en azından su değil mi? Suyu tüketimi. Asla es geçmememiz, evet, es geçmememiz gerekiyor. Çünkü 10-15 bardak kimse kadar kimse bence su. Suyun daha önemini kavrayabilmiş değil. Maalesef evet. Ben yine hani kendi danışanlarımdan örnek vereyim. Su tüketiminiz ne kadar diyorum. Artık bir de bizim şöyle bir şey artımız var. Tartılarımız bizim bütün kaçakları ele veriyor. Hani bizde cihazlarımızın aslında yeni olabilmesi çok önemli. Ne kadar hani cihazınız son ürünlere yakınsa yeni eklenen şeyler oluyor. Atıyorum ödemim var diyor. Bir bakıyorum ama senin ödemin yok diyorum. Yani hani danışanların kaçağını biz kapatıyoruz. Ben sıvı tüketim benim çok iyi. Hocam ben işte siz dediniz 2,5-3 litre su iç dediniz. Ben içtim onu diyor. Ama diyorum bakın hani burada belli. Siz bunu tüketmemişsiniz, içmemişsiniz. Yani bu kaçakları önlemek adına da hani bizim cihazlardan da beklentilerimiz büyük oluyor. Bunlardan da iyi sonuçlar alabilmemiz çok iyi oluyor. Yani kendinizi kandırmanın bir anlamı yok. Kandırmamalarını da sağlıyoruz böylece. Hani biz mesela desek yok sen su tüketmemişsin. Nasıl bunu hani diretebilirsiniz? Hayır içtim. Hayır içtim diyor. Yani bunu diyen çok kişi oluyor. Biz diyoruz bak işte burada böyle olmaz içmemişsin. Yani suya onu bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Yönlendirmemiz de gerekiyor. Bize düşen görevlerden birisi bu. Sıvı tüketim çok önemli. Ben mesela şey söylüyorum.
hani yaşlanacağız. Ama bunun önüne geçebilmemiz için su tüketimimiz çok önemli. Aslında su tüketimimiz önemli. Çay, kahve, hani bunları ben sınırın içerisine katmak istemiyorum. Günlük içmemiz gereken sadece 2,5-3 litre su. Sıvı derken hani bazen derler ya, yani meyve suyu, içtiğiniz çaylar da bunun yerini tutabilir, belli bir kısmını karşılayabilir ama öyle bir şey yok galiba. Yok. Zaten kesinlikle suyun direkt su ayrı tüketimi. Bir formu var yani. Tabii bunu ki. Çayla, kahveyle ya da meyve yok. Suyla, hele ki dışarıdan alınan meyve suları değil mi? Onları zaten hiç saymıyorum. Onlar kesinlikle sağlıksız ürünler. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hani maksimum diyorum, meyveyi sıktınız, içtiniz. Onu da şöyle öneriyorum. Çocuk bir meyveye alışamıyorsa, alışamadığı takdirde, çocuk danışansa, ya diyorum alıştırmak adına birazcık ufak ufak meyvelerin suyuyla başlayalım. Ama benim için posalı halleri önemlidir. Diyette kullanmak istediğim posalı halleridir. Kuru hallerinden de ziyade posalı hallerini, taze hallerini tüketimini öneririm. Gazlı içecekler. Hem tokluk hissini daha çok sağlıyor, hem mide onu yani uğraşıyor. Yani o posayı da tüketmek için uğraşıyor. Ve bu süre içerisinde açlık hissi de daha aza iniyor. Gazlı içeceklere zaten gazlı hiç girmememiz gerekiyor. Yani hiç. Kaç yaşında olursanız olun. Yani şöyle, bazı durumlarda sporcularda düşük tansiyonda sodayı öneriyorum. Sodayı her gün içilmesi her gün gereken bir şeymiş gibi algıladık biz ama. Her gün içilmesine her gün gerek yok. Gibi. Sonuçta onda da belli bir mineral var. Ve hani sonuçta atıyorum yüksek tansiyonu olan kişilerde de mesela bunu tüketimini çok yapan kişiler var. Söylenmemiş zamanında. Bana gelen bir danışanım vardı. Ben her gün soda tüketiyorum diyor. Ama diyorum hani tüketmeniz zararlı, tansiyon hastasınız, ama söyleyen olmadı. Hani bunlar özellikle tansiyon hastalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ben de bunu çok yükseltiyor. Mesela bildiğim bir şey değil. Sürekli siz de tüketseniz, ben de tüketsem tansiyonumuzda yükselme olacak. Yani düşük tansiyon sanki böyle bir rahatlama hissi yaratıyor yani ya insanlarda. Yemeklerden sonra belli ölçüde, ama her yemekten sonra değil. Eğer çok sıkı bir menüden geçtiysek, çok sıkı bir tüketim olduysa, daha sonrasında çay ve kahveyi ben birazcık hani sindirimi de kolaylaştırması açısından öneriyorum. Ama her zaman dediğim gibi önermiyorum. Her gıda her zaman, her an sürekli ve düzenli kullanımı kişiye zarar veriyor. O zaman şimdi bu sohbetimizden anladığımız kadarıyla en güzel içecek kefir. Evet, onu biraz kefir. Sulandırıp böyle. Aynen, kefir, süt, su, ayran, bunlar. Evet, peki bakıyorum şöyle, değinmediğimiz bir konu var mı? Süremiz de artık azaldı. Mide ameliyatları ile ilgili ben soracaktım. Evet, sorabilirim, birkaç dakikamız var. Şimdi ihtiyacı olmayan insanlarda da mide ameliyatı maalesef. Şeyi görüyoruz yani, gidiyorlar, ben olmak istiyorum, mide ameliyatı olmak istiyorum ya da mide botoksu diye de bir şey çıkmış, onun tam olarak ne olduğunu anlamadım ama şu son zamanlarda çok duymaya başladım. Bakıyorsunuz gerçekten ihtiyacı yok, 10 kilo fazlası var mesela bu ve diyette çok kolay verilebilecek bir kilo. Hatta 20 kilo, 30 kilo bunlar değil mi? Evet. Aslında normal ameliyatlık kilolar değil ama şimdi buna inanılmaz bir yönelim var. Evet, maalesef. Yani bu Türkiye'de olan bir yönelim. Aslında yurt dışında böyle bir şey yok. Birçok bunun gerekçesi oluyor ama Türkiye'de bunlar uygulanmıyor. Atıyorum ufak bir tansiyon problemimiz var. Hani bunu sağlayacak başka bir diyet çıkılabilecekken, biraz da kilo fazlası varsa kişinin 15 kilo kadar, sizi ameliyata alalım denilebiliyor. Ya da şeker problemi var, size ameliyat alınalım denilebiliyor. Ama bunun yerine hani yapılabileceklerimiz bizim diyette devamlılık. Bu devamlılığı da yine diyetisyen sağlıyor. Bu kişiler sonuçta diyette fayda görmemiş kişiler. Ve internet üstünden, işte sanal ortamdan, televizyondan, gazeteden diyet almış kişiler oluyor. Benim çoğunlukla gözlemlediğim. Bunlar zaten hani yanlış diyetleri uyguladıklarında kilo alımları devam ediyor. Kısa süreli hızlı şok diyetler uyguladıklarında bir anda kilo verdikleri için bu sefer hızlı bir şekilde kilo alıyorlar. Sanıyorlar ki ben diyet yapınca olmuyor. Halbuki bilen kişiyle diyet yapmak ayrı bir şeydir. O zaman bu ameliyatların da önüne geçileceğini düşünüyorum ve çok sağlıklı bulmuyorum. Artı mide ama botoksu... obezlerden zaten bahsetmiyoruz. Onlar... Tabii obezlerden bahsetmiyoruz. Sadece obez olmak da yetmiyor burada. Sizin obez olmanız... Artı önceden birkaç kere diyet girişiminde, diyetisyenle diyet girişiminde bulunmanız, artı bir takım metabolik hastalıklara sahip olmanız gerekiyor. Yani bu ameliyatların aslında çok kolay değil, ameliyat kararının alınması.
ama maalesef alınıyor. Bunlar özellerde de yapılıyor. Evet, mide botoksuna girince de mide botoks olup gelen danışanlarım yine var. Ama bir fayda sağlamamış. Belli bir süre ya da fayda sağlamış. Artık şey diyorlar, hani bunun kolay bir yöntemi yok. Ben anladım. Ben diyetle yapmam gerekiyor. Birazcık boğazdan geçiyor, birazcık ağızdan geçiyor deyip yine diyetisyenle devam edenler var. Yani bu şekilde. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak izleyenlere vermek istediğiniz bir mesaj varsa alalım. Yani mesajım şu olabilir. Sağlık önce ailede başlıyor. Hani anne babanın dikkat etmesi bu dönemlerde çok önemli. Hani biz çocuğumuzu yetiştirdiğimiz sürece, doğru şekilde yetiştirdiğimiz sürece evet besin tüketimleri her zaman doğru yönleniliyor. Ama böyle kolaya kaçmamamız gerekiyor. Hani direkt mide ameliyatı şeklinde kolay çözümlere ulaşmamamız gerekiyor. Ve onlarda da zaten sonunda geri dönüşler yine oluyor. 2 sene, 3 sene sonra yine kilo alımları zaten başlıyor çoğu kişide. Yani o yüzden kolaya kaçmayalım. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Evet, değerli izleyenler, diyetisyen Tuna Gençer'i ağırladık. Şimdilik bu saate noktayı koyalım. Yayınlarımız devam edecek.